Arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. ÖSYM Nereden Nereye serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. OBEP, OKEK ya da EKOK, EBOP, EBOP, EKOK artık hangisini kullanıyorsanız siz bilirsiniz arkadaşlar. İşte o konunun analizini yapacağız bu videomuzda. Şimdi OBEP, OKEK eski popülaritesini yitirmiş olsa da 3 nokta diye devam ettik. Neden bu şekilde eski popülaritesini yitirmiş olsa da dedik, ona birazdan geleceğiz. Öncelikle OBEP OKEK sevgili arkadaşlarım, YGS döneminde sorulan klasik işte ağaç dikmedir, karton kesmedir, kütük doğrama maliyetinin en az değerini bulmadır vesaire, bu soruların yerini arkadaşlar 2018'den sonra yani YKS döneminde TYT'de periyodik problemlerin alacağı öngörülürken yazıyor bakın orada. Şimdi periyodik problemler yani EBOB EKOK'la çözüme gidilen problemlerden bahsediyoruz. ÖSYM YGS'nin son dönemlerinde bile bu konudan soru sormayı tercih etmedi arkadaşlar. İlginçtir değil mi? Yani böyle nasıl anlatılır ki bu? Şimdi benim bile hani söylemiştim ya, ben bu seriyi hazırlarken benim bile şok olduğum bazı detaylar vardı. İşte o detaylardan birisi bu. Yani EBOB EKOK konularını sevgili arkadaşlar öyle sindirmeye çalışıyor ki öğrenciler, sanki böyle baş belası gibi. Ya ben EBOB EKOK konularını ben yapamıyorum. Ya hocam işte en büyük ortak bölen bulma, en küçük ortak kat bulma konularında ben hakim olamıyorum bir türlü. İşte problemleri çözüyorum ama bunu çözemiyorum. Veya işte hocam basit eşitsizlik, mutlak değer, üstü köklü hepsini hallettim, sular seller gibi ama işte ben bu konuda bir türlü kendimi yetkin hissedemiyorum dediğiniz konudan sevgili arkadaşlar, şöyle istatistikleri incelediğiniz zaman gerçekten ama gerçekten yukarıdaki başlık gayet haklıymış. Eski popülaritesini yitirmiş arkadaşlar. Yalnız şöyle bir durum söz konusu ki, konunun ismi, kazanımı EBOB EKOK olmasa bile periyodik problemler karşımıza YKS döneminde çıkmaya devam ediyor. Geçmiş senelere baktığımız zaman 2011'den 2021'e kadar, 2011'de sevgili arkadaşlarım TYT'de soru sorulmamış, TYT dediğim yani YGS'de soru sorulmamış, LYS'de bir tane soru tercih edilmiş. 2012'ye baktığımızda 2012'de ilginç bir şeyler olmuş. Artık ÖSYM soru yazarları konu mu bulamamışlar? İlginçtir. 5 tane, bakın 5 tane YGS'de soru çıkmış arkadaşlar. 2012'nin yine LYS'sinde arkadaşlarım bir tane soru sorulmuş. Yani o sene toplam 6 tane soru sorulmuş ki son 11 yılın ortalama soru sorulma adedi birinci sınavda 0.9, ikinci sınavda 0.63. Yani ikisini toplasak bile arkadaşlar 1.5 gibi bir değere tekabül ediyor. 1.5 iken 6 tane tek senede soru sorulmuş ki zaten bu ortalamayı da yükselten dikkat ederseniz bu sene 2012. İlginçtir. 2013, 2014, 2015 derken yavaş yavaş popülaritesini yitiriyor ve arkadaşlarım dikkat ettiyseniz 2016'dan 2021'e, yani toplamda 6 senede, bakın 6 senede toplam 3 soru sorulmuş. Ve yine ilginçtir ki bunların hiçbiri, ki bu konu 9. sınıf konusu olmasına rağmen bu konu 2. sınavlarda sorulmuş. Yani hani genel geçer, kaç tane hocaya, kaç tane öğrenciye, bu işle alakalı sınava hazırlanan öğrenciye, sınava hazırlayan öğretmenlere sorsanız, deseniz ki EBOB EKOK sizce TYT'de mi çıkar, AYT'de mi çıkar diye, %99.99'umuz birinci sınavda yani TYT'de çıkar der. Ama son 6 seneye baktığımız zaman birinci sınavlarda bu konu hiç tercih edilmemiş. Ki bir de üstüne üstlük 2018, 2019 ve 2020'de ne TYT'de ne AYT'de bu konudan soru var. Yani bu da şu demek oluyor. 2018'den bu yana hangi sınav sistemiyle biz sınavlara giriyoruz? YKS ile. Yani bu sınavın ismi YKS olduktan sonra arkadaşlarım bu konudan sadece ama sadece bir tanecik soru çıkmış. O da geçen sene AYT'de, yani 2021 AYT'de sorulmuş arkadaşlar. Çok ilginç. Yani bu demek oluyor ki, şimdi bir sefer daha söylüyoruz,
başlık kesinlikle ama kesinlikle çok haklı. Popülarite kalmamış arkadaşlar bu konuyla alakalı. Ama dikkat edin, dikkat edin, bu sizi ters köşe yapmasın. Tekrar ediyorum, periyodik problemler dediğimiz o problem çeşidi var ya, onun içerisinde EBOB ECOG'u kullanıyoruz. Ki EBOB ECOG zaten bizim için bir araç, bir amaç olmamalıydı zaten. Bundan kaynaklı arkadaşlar o eski tip klasik EBOB ECOG soruları artık yok. Onun yerine periyodik problemlerin içerisinde biz soruları çözerken, sadece periyodik problem değil, farklı tür soruları da çözerken yeri geldiği zaman EBOB ECOG konularını zaten kullanmaya mecburuz. Sadece bir araç olarak, yani toplama işlemi gibi, çıkarma işlemi gibi, çarpma bölme gibi. Biz bunları arkadaşlar araç olarak kullanıyoruz. Amaç bambaşka bir şey. O sorunun kazanımı farklı bir konuya ait ama biz o soruyu çözerken içinde EBOB ECOG kullanıyoruz gibi. Sonuç olarak türev sorusunun içerisinde de çarpma, bölme, toplama, çıkarma kullanıyoruz ya hani. Aynı onun gibi bir işlem haline getirilmiş EBOB ECOG. Bu yüzden de konu olarak, konu bazlı sorulma adedi bu yüzden arkadaşlar düşük görünüyor. 2016'dan bu yana toplamda arkadaşlarım 10 tane sınav gerçekleştirilmiş. Bakın 2021'den hatta 12 tane, üzgünüm, özür dilerim, 2021'den 2016'ya 6 sene ve bu 6 senede toplam 12 tane sınav yapıldı. Birinci sınavlar ve ikinci sınavlar olmak üzere 12 sınavda 3 soru çıkmış. Yani bu oldukça düşük. Dolayısıyla demek oluyor ki 2016'dan bu yana bu konu artık tek başına bir konu olarak çıkmaktan ziyade soruların içerisinde kullanacağımız argüman olarak karşımıza çıkıyor. Sen benim ne demek istediğimi gayet net anladın diye umut ediyorum. Şimdi gelin arkadaşlar, bu konuyla alakalı geçmiş yıllardaki sınav soruları nasıldı? Eski sistemdeki sınav soruları nasıldı? Şimdiki sınav soruları nasıl, hangi tipte ve gelecekte bununla alakalı sorulacak olan sorular hangi tipte? Gelin bunlara sizle beraber bir bakalım. Gördüğünüz üzere klasik bir sorumuz var. Eskiden ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda, yani ÖSS'de, YGS'de, LYS'de, artık eskisi yani 2018'den önce yaptığı sınavlarda sevgili arkadaşlar soru tipleri bu şekildeydi. Yani şekil şukul olmayan, tamamen konuya yönelik, hiçbir hikayesi olmayan soru tipleri. Bir bakalım. Örnek veriyorum. Burada demiş ki A ve B sayılarının EBOB işleminin sonucu tek doğal sayıdır denilmiş. C ile D'nin ECOG'unun sonucu da çift doğal sayıdır. Şimdi A ile B'nin EBOB'unun sonucu tek doğal sayı ise, ortak bölenleri tekse. Şimdi bu sayıların ikisi de çift olsa ortak bölenlerin içerisinde de mutlaka iki çarpanı bulunacak deriz. Dolayısıyla EBOB'ları da çift çıkar. Doğru mu? Bu sayıların ikisi de çift olamaz. Yani A ve B sevgili arkadaşlar, şöyle yazalım. C ile D'yi de şuraya gösterelim. A ile B'nin ikisi de mutlaka çift olamaz. Yani bu çiftken bu tek olabilir. Bu tek iken bu çift olabilir. İkisi de tek olursa arkadaşlar EBOB'ları da haliyle tek olabilir. Daha sonrasında ECOG CD'ye bakıyoruz. C ve D'nin ECOG'u çiftmiş arkadaşlar. Yani en küçük ortak katı çiftmiş. En küçük ortak katı çiftse mutlaka ama mutlaka ikisi de sevgili gençler, örnek veriyorum. Hani tamamen örnek amaçlı söylüyorum. İkisi de tek sayı olabilir mi? Mesela 3 ile 5. Bunların ECOG'u nedir? 15'tir. Veyahut işte 7 ile asal olmasın ikisi de. Az önce asal örnek verdik. Örnek veriyorum arkadaşlar. 7 ile asal olmasın dedik ve tek olsun istedik değil mi? Ne olur? Aklıma tek olmayan asal gelmiyor. 25. 7 ile 25. Bunların ECOG'una baktığınız zaman aralarında asal oldukları için yine birbirleriyle çarpımıdır. Ve sevgili arkadaşlar yine tek sayı gelecektir ECOG'ları. Yani ikisi de tek olursa sonuç çift olmaz. Anlaştık mı? Demek ki ikisi de tek olamıyor. İkisi de tek olamıyorsa ve ECOG'larının sonucu çiftse bunlardan birisi mutlaka çifttir ya da ikisi de çifttir. Yani arkadaşlarım çift, tek, tek, çift ya da çift, çift olacak dedik. Peki şimdi gelelim şunlara bakalım. Birinci öncülümüzde demiş ki A ve B'den
en az bir tanesi tektir demiş. Şimdi bakıyorsunuz A ile B'nin tüm ihtimallerine tek, tek ve ikisi de tek. Yani en az bir tanesi mutlaka tek olacak. Dolayısıyla birinci öncülümüz bizim doğrudur. İkinci öncüle bakalım. C ve D'nin her ikisi de tek sayıdır demiş. Şimdi C ile D'nin her ikisi de tek sayı olursa örnek olarak 7 ile 25'i, 3 ile 5'i düşünebilirsiniz. Bunların ekoklarının sonucu tek çıkar. Ama ne demiş? Çift demiş. Demek ki ikinci öncülümüz cortladı. Üçüncü öncüle bakıyoruz. A ile D'nin çarpımı tek sayıdır demiş. Örnek veriyorum. Ben A'yı çift seçersem, burada D'yi de sevgili arkadaşlar tek seçersem çarpımları çift olur. Neden? Çünkü A'yı çift seçtik. Dolayısıyla sevgili gençler A ile D'nin çarpımı tek sayı olmaz. Bu da cortladı. Doğru cevabımız neymiş? Yalnız 1 olacakmış. Yani cevap A şıkkında verilmiş gençler. Çözümü bu şekilde kolay, basit düşünülmüş. EBOB ekokun içerisinde teklik çiftlik kullanılmış. Bu kazanım elde edilmeye çalışılmış bir soru arkadaşlar. Ama dediğim gibi hikayesi olmayan, tamamen konunun özelliklerine hakim olduğunuzu ölçmeye yarayan bir soru. Şimdi gelelim nasıl oldu kısmına. Yani YKS'de bu soru tipleri nasıldı? Bir de buna bakalım. Sorumuzu okuyalım. Gayet bir hikayesel soru. Aşağıda Selim'in 4 kapaklı gardırobunun kapak ölçüleri gösterilmiş. Alt kapaklar eş, üst kapaklar eştir. Peki Selim gardırobunun sol kapaklarına, yani şuraya sevgili arkadaşlarım, eş aralıklı beyaz şeritler çekerek süsleme yapacaktır. Canı sıkılmış görselden, süsleme yapayım demiş. Komşu iki şerit arasında alt kapakta ne kadar boşluk varsa üst kapakta da o kadar boşluk olacak diyor. Yani arkadaşlarım şurası ne kadar birimse A birim, burası da A birim olacak, burası da A birim olacak, burası da A birim olacak diyor. Peki iki kapağın da en alt ve en üst kenarlarında şerit olacağına göre, yani sıfırdan başlıyor, tam kenarda bitiriyor, tam kenarda başlayıp tam kenarda bitiriyor demiş. En az kaç şerit çekerek süsleme yapılabilir? Şimdi ben burada neyi kullanacağım? Öncelikle şu kapağı belirli mesafelere bölüp o mesafeler kadar boşluk bırakıp şerit çekeceğim. Aynı zamanda bu kapağı da alttaki bulduğum mesafe kadar boşluk bırakıp o kadar şerit çekeceğim. Doğru mu? Yani şimdi madem öyle ben burada hem 136'yı hem de 48'i bölen ortak bir sayı bulmayacağım mı? Evet, yani ortak bölen bulacağım. Peki bu ortak bölen acaba en büyük ortak bölen mi? Onu nereden anlayacağız? Şuradan en az kaç şerit diye sorulmuş ya, buradan arkadaşlar. Sonuçta mesafe ne kadar çok olursa, yani bölen ne kadar çok olursa o kadar az şerit kullanırız. Demek ki ben 48 ile 136'nın EBOB'unu bulacağım. Ben bunların EBOB'unu nasıl bulurum? Şöyle diyelim, ikisini de 4'e bölün. Bakın bu 4 kere 12'dir, doğru mu? Peki buna bakalım. Bu da 4 çarpı, şimdi 100'ün içinde 25 defa, 36'ın içinde 9 defa, 25 9 defa, 25 9 daha kaç yapar arkadaşlarım? 34 yapar. Daha sonrasında 12 ve 34 kaldı. Bunların da 2'ye bölündüklerini görüyoruz. Demek ki 2'yi aldım buraya attım. 8 çarpı 6 kaldı. 2'yi aldım bu tarafa attım. 8 çarpı 17. Bakın arkadaşlar artık ben EBOB'umun 8 olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü artık 6 ve 17'nin ortak bir çarpanı kalmadı. Pekala, EBOB'umuz 8. Bu 8 ne demek biliyor musunuz? Hani az önce şuralarda iki şerit arası mesafeyi A demiştik ya. İşte bunlar 8 olması gerekiyormuş ki en az sayıda şerit kullanalım. Peki o zaman ne yapacağız? Hocam 136'yı 8'e böleriz. EBOB'u bu şekilde hesaplamanızın diğer bir faydası da şudur. 136'yı 8'e böldüğünüz zaman 17 kaldığını görürsünüz. 48'i 8'e böldüğünüz zaman da 6 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Peki 17 ile 6'nın toplamı hocam cevap 23 mu olacak demeyin. 23 zaten hem şıklarda yok hem de cevap bu olamaz zaten. Neden biliyor musunuz? Çünkü bakın kenardan başlayıp kenarda bitirmiş arkadaşlar. Kenarda başlıyor, kenarda bitiriyor. Yani bu ne demek? Şu demek hocam. Ben 136'yı 8'e bölerek 17 buldum ya, 17 tane boşluk olacak demek. 17 tane boşluk olacak demek ne demek peki? O da şu demek, bakın dikkatli dinleyin. İki çubuk arasında veya iki şerit arasında, üç şerit arasında bakın iki boşluk var. İki boşluk varken kaç tane şerit var? 3 tane şerit var.
3 tane boşluk varken 4 tane şerit var. Yani boşluk sayısı neyse şerit sayısı bir fazlası oluyor. Yani burada 17 boşluk varsa 18 şerit oluşur. Burada 6 boşluk varsa 7 şerit oluşur. Ve sen artık 18'de 7'yi toplarsan cevabın 25 olması gerektiğini de görürsün deriz. Evet gençler, bir diğer sayfamıza geçiş yapıyoruz. Nasıl olur kısmındayız. Peki gelecek sınavlarda bu soru tipleri nasıl olur? Neye evrilir? Ki zaten arkadaşlar bu buna benzer bir soru tipi. Yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılında veya 2020'de olabilir. 2019 olması lazım. 2019 yılında sevgili arkadaşlar buna benzer bir soruda çıkmıştı. Bir defter sırayla kareli, çizgili ve çizgisiz olmak üzere 3 tane bölümden oluşuyor. Bakın sırayla kareli, çizgili ve çizgisiz. Defter kareli, çizgili, çizgisiz, kareli, çizgili, çizgisiz, kareli, çizgili, çizgisiz düzeninde devam etmekte. Şimdi bilgileri vermeye başlıyor. Her bölümde kareli, çizgili ve çizgisiz sayfa sayıları 8 olup birbirine eşittir. Şimdi kareli var, çizgili var ve sevgili arkadaşlarım ne varmış? Çizgisiz var. Ve her birinden kaçar sayfa var her bölümde? 8, 8, 8. Yani her bölüm 24 adet sevgili arkadaşlar sayfadan oluşuyor. Pekala. Defter birinci sayfadan itibaren sırasıyla 2 sarı, 2 kırmızı, 3 beyaz, 1 mavi. Şimdi sarı, kırmızı, beyaz ve mavi olarak ilerliyor. Ve bunların da sayıları, bakın sarıdan 2 tane, kırmızıdan 2 tane, 3, beyazdan 3 tane, maviden 1 tane şeklinde ilerliyor. Yani renkler de şunları toplarsanız 2, 2, 4, 4 daha 8. Renkler 8'de bir tekrar ediyor. Sayfalar 24'te 1, sayfaların tipleri 24'te 1, renkleri 8'de 1 tekrar ediyor. Güzel. 255. sayfasında görülen bu defterin bölüm ve renk hangisidir diye sorulmuş. Pekala. Şimdi ben ne yapacağım? Şunu hemen 255'i madem 24'te 1 tekrar ediliyor 24'e böleceğiz arkadaşlar. Bir defa var 24 çıkardım 1, 15'in içerisinde yok. Kalan 15 oldu, şurası da 0 oldu zaten. Kalanımız 15'miş. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? 10 defa şu 3 bölüm arka arkaya tekrar etmiş. Üzerine 15 sayfa daha geçmiş. Üzerine 15 sayfa geçecekse 8'i buradadır zaten. 8'i burada, geriye kaldı 7. Demek ki 7. de burada ve sevgili gençler bu sayfamızda zaten ne olacak? Çizgili olacak. Yani benim cevabımın içerisinde çizgili ifadesi geçecek. Yani C gitti, E gitti, geri kalanlar durabilir. Şimdi gelelim renklere. Şimdi arkadaşlarım 255'i kaça böleceğiz? 8'e böleceğiz. 255'i 8'e böldüğümüz takdirde 3 defa vardır. 24 çıkardım 1, 15. 15'in içinde 1 defa var. 8 çıkar 7. Doğru mu? Doğru. Peki ne demek bu? 31 defa bu renkleri tekrar ederken daha sonrasında 7 sayfa daha ilerlemişiz. Ki o 7 sayfa da bakın ikisi burada 4. Şurası 2, 2, 4. 3 daha 7 yaptı. Demek ki 7. sayfamızda ne olacakmış? Beyaz olacakmış. Yani benim cevabım çizgili beyaz olacakmış. Doğru cevap A şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlarım. Evet gençler, nasıl olur kısmının sorusunu da çözdük. Dediğim gibi EBOBEKOK'tan baştaki istatistiklere bakarsanız, arkadaşlar çok fazla soru sorulmadığını da göreceksiniz. Yani hocam bu sorularla alakalı biz çok bu konuya çok çalışmasak mı acaba diye düşünmeyin. Çünkü neden? Periyodik problemlerin, yani işte şuradaki gibi problemler var ya az önce çözdüğümüz arkadaşlar. Bu gibi problemlerin içerisinde görürsünüz EBOBEKOK kullanmayı. Dolayısıyla gençler mutlaka ama mutlaka çalışmanız gereken araç bir konudur bu. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme bilmek gibi olması lazım bunu bilmek. Ama dedim ya, şu eski nesil sorudaki kadar bütün özelliklerine hakim olmasanız da periyodik problemleri zaten çözebiliyorsunuz. Ama tabii bizim sizden isteğimiz ve arzumuz şu: mutlaka gençler konulara hakim olun. Yani gerekli ilgiyi mutlaka gösterin arkadaşlar. Bu istatistiklerde son 5 yılda hiç sorulmamış bir konu varsa oturup ona çalışmayın demiyorum ben size.
çalışın. Fakat bunların da bilincinde olun. En azından soru tiplerinin, en azından sorulma oranının bilincinde olun arkadaşlar. Mutlaka. Anlaştık? Peki gençler, sonraki konumuzda, yani sonraki konumuzu ben size söyleyeyim, rasyonel sayılarda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.